1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Avrasya Hastaneler grubundan herkese merhabalar. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'ndan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımızda bu hafta COVID-19'dan bahsedeceğiz. Avrasya Hastaneler Grubu uzmanlarının katılımlarıyla hocalarımızdan bu tedavilerdeki tecrübelerini ve önerilerini dinleyeceğiz. Avrasya Hastaneleri bu zorlu süreçte neler yaptı, bunlardan bahsedeceğiz. Ülke olarak, hatta dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız salgın tüm dünyayı değiştirdi neredeyse. Umarız en kısa sürede her şey normale döner diyelim. Bu süreçte sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarına büyük görevler düştü.
Avrasya Hastaneler Grubu da üzerine düşeni toplum ve insan sağlığı için Zeytinburnu'nda, Gazi Osman Paşa'da tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla özveriyle yerine getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu ve Yönetim Kurulu üyelerimiz de pandemi döneminin başından beri fiziken her gün hastanede yer alarak canla başla hastanelerinde çalışan sağlık ordularına moral verdiler, gerçek bir sağlık ekibi ve aile olmanın önemini hissettirdiler. Hastaların yakınlarının telaşını, korkularını onlarla yaşadık. Birçoğunuz eşiniz, çocuğunuzdan bile uzak mesafeli durdunuz. Ama işini insan yaşatma bilincinden hareketle kahramanca yapıyorsanız, hastalığın bulaşma riskine karşı gözlerinizi kapatıp, mesleği gereği kollarını sıvayıp hastaya dokunmak zorundaydılar. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde yaklaşık 600 yatarak 2000 civarı da ayaktan hasta, Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi'nde yaklaşık 500 yatan, 1500 ayaktan hasta tedavisi gerçekleştirdik. Laboratuvarlarımızda PCR ve antikor testleri çalışılmaya başlandı. Bu dönemde daha duyarlı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi bu riskten koruyalım. Özellikle de testlerimizi yaptırmayı ihmal etmememiz konusunda buradan da izleyenlerimizi bilgilendirmiş olalım. Aynı gün test ve aynı gün sonuçta da hızlı bir şekilde hizmetinizdeyiz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Bu hastalık hepimizin korkusu. Düşünsenize sevdiklerimize bile sarılamadığımız bir hastalığı yaşıyoruz şu anda. Servislerimizde, yoğun bakımlarımızda COVID hastalarımız tabii ki şu anda var. Umarız bizimle birlikte onlar da bu hastalığı atlatacaklar diyelim ve hastanelerimizden de bu şekilde çıkacaklarını ümit ediyoruz diyelim. Tabii bu arada belirtelim, bu servislerimiz hastanelerimizde sadece bir katta hizmet veriyor ve diğer tüm servislerden ayrı bir blokta yer almakta. Gerekli tüm tedbirleri, hijyeni her alanda gerek poliklinik gerek servislerimizde sağlayarak hizmet sunuyoruz. Ve ciddi hastalıklarınızın ihmale gelmeyeceğini, bu süreçte özellikle tüm branşlar, özellikle kardiyoloji, onkoloji tedavisi alan hastalar gibi birçok branşta hastaların yaşadığı durumların ihmale gelmeyeceğini ve tedavilerini aksatmamaları, kontrollerini aksatmamaları gerektiğini tekrardan hatırlatmış olalım. Bugün yaşadığımız pandemi sürecini ele alıyoruz ve hastanemizin doktorları, hemşireleri COVID-19 süreçlerinden bahsedeceğiz demiştik. Acil servislerde, polikliniklerde, laboratuvarda, yatan hasta servisi ve yoğun bakım servislerimizde neler yaptık? Hep birlikte dinleyeceğiz ve ilk olarak Avrasya Hastaneler Grubu anestezi ve reanimasyon uzmanımız uzman doktor Kadir Doğruer yanında. Hocam hoş geldiniz diyelim öncelikle. Bu konuda sizlerde birçok hastanın tedavisinde yer alıp başarılı işler gerçekleştirip güzel tedavilerde sonuçlar veren hastalarımız oldu. Bunların başında siz vardınız diyelim ve hemen ilk sorumu sormak istiyorum size müsaadenizle. Koronavirüs hastası hangi durumlarda yoğun bakım ünitesinde tedavi edilir hocam? Şimdi öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Avrasya Hastanesi'nde bu pandemi sürecinde çok yoğun bir çalışma sergilendi. Bütün hekim arkadaşlar, hemşire arkadaşlarımız, diğer sağlık personeli, bütünümüz her aşamada ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Evet. Yoğun bakımda bunun bir tarafındaydı. Yeni koronavirüs, yeni COVID-19 enfeksiyonunun yarattığı pandemi bütün dünyada ciddi problem oluşturuyor. Ve şu anda çok sayıda insan bu nedenle muzdarip. 65 milyonları geçti toplam sayı. Ölüm sayısı 1,5 milyonu geçti. Ve ölümler de doğal olarak yoğun bakımlarda gerçekleşiyor. Bu da şunu getiriyor. Bu hastalık hastaların bir kısmını yoğun bakıma düşürüyor. Evet. Yoğun bakım oranları çok yüksek değil aslında. 65 milyona bakıldığında yoğun bakıma gelen, yoğun bakıma başvurmak zorunda olan hasta sayısı çok yüksek değil ama yoğun bakımdaki süreçler son derece kritik.
Şu anda da ülkemizde pandeminin en yoğun yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Ve bu nedenle de yoğun bakımlarda ciddi bir doluluk yaşanıyor. Hangi hastalar, hangi COVID-19 infeksiyonu yoğun bakıma geliyor dersek, bunun yanıtını bulmak çok güç. Belli bir prototip belirleyip işte bu hastalarda bu olacaktır demek mümkün olmadı. Şu andaki süreç içerisindeki gözlemlerimiz neticesinde söylüyorum. Mart'ta ilk hastayı biz Avrasya Gazi Osman Paşa Hastanemize kabul ettiğimizde birçok şeyi yeni öğrenmeye başladık. Çünkü bu enfeksiyon bize şimdiye kadar alışık olduğumuz, şimdiye kadar bildiklerimiz dışında farklı kliniklerle geliyordu. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Koronavirüs yoğun bakıma ihtiyaç duyan bir sonuca ulaşması öncelikle solunum nedeniyle oluyor. Yani akciğer tutulumuna bağlı olarak gelişen ağır solunum yetersizliği hastalarımızın yoğun bakıma ihtiyacını getiriyor. Ama başka tutulumlar olmuyor mu? Oluyor. Daha az oranda da olsa işte merkezi sinir sistemi tutulumu, işte kalp ya da diğer sistemlerin tutulumu. Ancak yoğun bakıma gereksinimi öncelikli hale getiren akciğer tutulumu oluyor. Ağır solunum yetersizlikleri nedeniyle hastanemize gelen hastaların bir kısmı yoğun bakıma gelmek zorunda kalıyor. Ya da diğer hastanelerden hastanemize ağır solunum yetersizlikleri nedeniyle getirilen hastalarımız oluyor. Burada biz solunum desteğini sağlayarak bu süreci olumlu bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Çok sayıda hastamızı taburcu edebildik. Umarım çok hastaya yardım etmeye devam ederiz. Peki hocam, yoğun bakımda COVID-19 tedavisi nasıl yapılır? Bununla ilgili kısa bir bilgi istiyoruz. Şimdi yoğun bakıma gelen COVID-19 enfeksiyonu hastasının öncelikli sorunu solunum yetmezliği. Hı hı. Solunum yetmezliği bizim daha öncesinde yaşadığımız bazı hastalıklar sırasında gelişen solunum yetersizliklerinden farklı seyir gösteriyor. Kandaki oksijen değerleri ileri derecede düşüyor ve bu ileri derecede düşen oksijene bizler müdahale etmeye çalışıyoruz. Daha öncesinde, pandemi öncesindeki süreçte bu tür hastalarımızla yaklaşırken belirlediğimiz bazı stratejiler burada pek sonuç vermiyor olduğunu gördük bu süreç içinde. Bu şu demek, yani yapay solunum desteği, yapay solunum desteğine bağladığınız hastada solunum yetmezliğinin nasıl çözüleceği, bunlar hala bir sıkıntı halinde. Yoğun bakımda öncelikle yapmamız gereken COVID-19 nedeniyle yoğun bakıma gelen hastalarımızda solunum sorununu, solunum yetmezliğini bir şekilde çözebilmek. Bunu da birkaç yöntemle yapıyoruz. Öncelikle oksijen tedavisi, ardından yüksek akımlı oksijen tedavisi, ardından yapay solunum desteği, yani entübasyon diye geçiyor devamlı şeyde, basında ya da televizyonda konuşulurken. Entübasyon, bir entübasyon fobisi oluşmaya başladı toplumda. Entübe edildi, eyvah her şey kötü olacak. İşte entübasyonda işte aslında yapay solunum, yani yapay solunum yapılması için, yapılabilmesi için entübe ediliyor aslında. Yani solunum yoluna bir boru yerleştiriliyor ve bu boru aracılığıyla da akciğerlerin havalandırılması sağlanıyor. Ayrıca buna rağmen kandaki oksijen ve karbondioksit değerleri kontrol edilemeyen hastalarımızda ECMO denilen yapay akciğer, yapay kalp sistemi kullanılabiliyor. Ya da ECCOR denilen bu düşük akımlı ECMO dediğimiz kandaki karbondioksiti uzaklaştırmak için kullanılan bir takım yöntemler ya da plazma değiştirme tedavisi ya da kanın yıkanması, blood purification denilen kanın yıkanması tedavisi gibi bir takım ileri tedaviler de yapılabiliyor. Bunların hepsini biz Avrasya Hastaneler Grubu'ndaki yoğun bakım ünitelerimizde anında yapabilecek altyapıya sahibiz. Birçok hastamıza yaptık, ECMO'da uyguladık, plazma değişimi de uyguladık, yapay solunum da uyguladık. Ancak genellikle bu yöntemlere ihtiyaç duyma zorunluluğu oluşmadığı noktada başarı şansımız daha yüksek oldu. Genellikle non-invasive kaldığımızda, yani hastalarımızı yapay solunum desteğinde
daha sınırlı tutabildiğimizde hastalarımızın daha iyi iyileştiğini, daha hızlı iyileştiğini gördük. Ancak bu Mart ayında ilk hastamızı kabulden itibaren şu ana kadar geçen süre içerisinde edindiğimiz deneyimlerle biz hastalarımızı daha nasıl diyeyim, daha emin bir şekilde tedavi edebilme yeteneğini kazandık diye düşünüyorum. Hastalarımızı daha fazla müdahale etmeden, hastalarımızı mümkün olduğu kadar koruyarak, olabildiğince yüksek kalitede destek tedavisi sağlayarak hastalarımızın iyileşmesine artık şahit olmaya başladık. Ve biz yoğun bakımdan hastalarımızı taburcu edebilmeye de başladık. Başından beri taburcu ediyorduk ama sayı giderek artmaya başladı. Hastaların klinik durumları çok ağır gelmeye başladı bu son dönemde. Son periyotta başka organ sistemlerini de tuttuğundan ciddi ağır yetmezliklerle, işte karaciğer yetmezliği gibi, işte kalple ilgili sorunlar gibi bir takım sıkıntılarla da geliyorlar. Bu şartlar altında çok kritik konumdaki bu hastaları dahi müdahale ediyoruz. Sonuç almaya çalışıyoruz, sonuç alıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse bundan da gurur duyuyoruz. Hocam bu süreçte gerçek anlamda çok büyük mücadeleler verdiniz. Çok fazla hastaya dokundunuz, çok fazla hastanın iyileşmesine büyük katkılar sağladınız. Zaten sosyal medyadan bize gelen bu sorular dışında buradan tedavisini alan, taburcu olan yoğun bakım hastalarımızın yakınları da vardı. Bu konuda bizlere teşekkür mesajlarını ileten. Hepsine tekrardan da geçmiş olsun diyelim. Sizlere de katkılarınız için teşekkürlerimizi tekrardan. Eklemek istiyorum. Tabii hocam, bu arada bu pandemi sırasında hastalarımıza yardım için özveriyle çalışan bütün sağlık çalışanlarına bir kere kendi adıma bir birey olarak, bir vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum. Yoğun bakımın buradaki yeri biraz daha farklı. Çünkü yoğun bakımdaki sağlık çalışanı, hemşiresi, sağlık personeli hastayla daha bir yakın temas halinde. Hastanın birçok sekresyonuyla, işte bazı sıkıntılı sorunlarıyla hepsi de birebir temasta. O nedenle yoğun bakım sağlık çalışanları, hemşiresi, personeli çok farklı bir risk altında, çok farklı bir yoğunluk altında. Ben orada çalışan bir hekim olarak ya da bir vatandaş olarak özellikle yoğun bakım personelini gönülden, yürekten alkışlıyorum. Keşke daha farklı şeyler yapabilme şansım olsaydı onlar için. Hepsine biz de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerek Avrasya Hastaneler grubunda, gerekse tüm sağlık çalışanlarında, yoğun bakım ünitelerinde de hizmet veren herkese buradan sevgilerimizi gönderelim. Bu zorlu süreçte ellerinden geldiği şekilde, en güzel şekilde çalıştıkları için diyelim. Hocam birazdan tekrar sizden son katkılarınızı alacağım. Hemen bir diğer hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz diyorum. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde biyokimya uzmanımız, uzman doktor Suzan Uzan bizlerle. Sizler de bu süreçte canla başla tüm ekibinizle çalıştığınız gece gündüz diyebiliriz kelimenin tam anlamıyla. İyi ki varsınız diyelim sizlere de. Hocam, sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle pandemi sürecinde Avrasya Hastanesi laboratuvarında neler yaptık? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet. Ben bu konu için davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Umarım bu yayın bizi izleyenlere faydalı olur diye başlamak istiyorum. Biz pandemi sürecinde başında şunu yaptık. Sağlık Bakanlığımızın bizi yetkilendirmesiyle ilk önce immünokromatografi yöntemi dediğimiz bir kalp testlerle bize gelen, başvuran hastalarımıza ya da danışanlarımıza diyelim, COVID-19'un vücutta var olup olmadığını kan yoluyla bakmaya başladık. Daha sonra her süreçte olduğu gibi laboratuvardaki gelişmeler, tabii başta tanınmayan, bilinmeyen bir virüs olduğu evet. için sadece var ve yok şeklinde, yani bu virüs var, yok şeklinde teşhis ettik. Daha sonra gelişmelerde biz de aynı şekilde laboratuvarımızda o gelişmeleri takip edip ne yaptık? ELISA yöntemiyle kanda bu virüsün vücutta meydana getirmiş olduğu evet. immünoglobulin G ve immünoglobulin M, yani COVID-19, IgG ve IgM sonuçlarını rakamsal olarak vermeye başladı. Bu bize neyi getirdi? Bu süreçte
bu hastalığa yakalanan hastalarımızın bu virüsü vücuda girdikten sonra antikor oluşturmadığını tespit ediyorum. Buradaki önemli konu şuydu, bu antikorlardan yani COVID-19, IgM eğer pozitifse yani evet. bir değeri varsa şu anda vücudumuzda bu virüs var ve buna karşı vücut savunma yapıyor. Hı. Eğer COVID-19 IgG antikoru pozitifse o zaman da şöyle diyoruz. Evet bu virüs vücudumuza girdi ve bu vücudumuz buna karşı bir reaksiyon gösterdi, bir savunma oluşturdu ve vücut buna karşı antikor oluşturdu diyebilecek Hı. konuma geldi. Daha sonra 8 Ağustos'tan sonra Sağlık Bakanlığı'nın PCR yöntemiyle yani polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle evet. bu virüsün test edilebilirliğinin özel hastanelere verilebileceği, yetkilendirilebileceği söylendikten sonra bizler de başvurduk bu konuya. Yetkiyi aldıktan sonra biz de bu sefer halk arasında söylediğimiz sürüntü testi evet. ya da PCR testi. Bunu da işte boğazdan, boğaz ya da burun ya da her ikisini yaparak almış olduğumuz PCR numunelerini artık Avrasya Hospital'da çalışır hale geldik. Peki hocam, en çok merak edilenlerden birisi de şu oldu. PCR dedik, antikor dedik, hani bu hangisiydi, bu hangisiydi diyen kesim çok oldu. PCR ve antikor arasındaki fark nedir? Bundan bize bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi PCR yani polimeraz zincir reaksiyonu yönteminde bizler işte biraz önce söylediğim gibi boğazdan ve burundan almış olduğumuz sürüntüde evet. Virüste mevcut olan iki gen bölgesini hı hı. yani N protein gen bölgesi RNA bağımlı RNA polimeraz enzim geninin varlığını tespit edebilecek konumda oluyoruz. Şimdi buradaki konu şu, Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii bu dönemde PCR yönteminin bir altın standart yöntem olarak kabul etmesi ve bu iki gen bölgesinin mevcut olduğu PCR kitlerinin kullanılmasıyla gerçekten COVID-19'un teşhisinde çok önemli, altın standart dediğimiz bir yöntem olduğunu kabul etmemiz gerekir. Şimdi bizde de danışanlarımızdan geldi hastanemize başvurduklarında işte şey diyor ben işte korona baktırmak istiyorum ya da işte korona testi yaptırmak istiyorum diyorlar. Şimdi orada bizim sorduğumuz soru şu oluyor hani ne istiyorsun? Kandan bakabilirsiniz. Hı hı. Kandan baktığınızda burada antikor testine bakıyoruz. Evet. Bazen danışanlarımız şöyle yapıyor işte ben bu testi yaptırmak istiyorum dediklerinde hemen bir sonuç almak ve bununla ilgili yorum yapılsın istedim. Şimdi biz hemen olduğunda evet biz kan testini alıyoruz. Bir buçuk saat içinde vücutta mevcut olan COVID-19 IgG ve IgM sonucuna antikor değerini verebiliyoruz. Evet. Ama şimdi konu şu. Siz eğer vücudunuza bu virüsü aldınız ve almadıysanız vücudunuzda bu antikorlar oluşmayacak. Doğal olarak bizim almış olduğumuz kan testinde antikorları tespit edemediğimizde hasta hemen şunu söylüyor. Ben testi yaptırdım, bana negatif dediler. Şimdi negatif dediğimiz şey de sadece şunu söylüyoruz. Siz bu virüsü almadınız ve aldıysanız da henüz bununla ilgili vücutta antikor oluşumu meydana gelmedi. Yani ikisinin arasında şöyle bir fark var. Birinde boğazdan ya da burundan almış olduğunuz virüsün bir kitle muamele yaptıktan sonra bir cihazda o virüsün çoğaltılarak ve o cihazda meydana gelen çeşitli ışımalarla bir eğriler oluşturuyoruz. Biz onları değerlendiriyoruz ve o viral yükün varlığını size söylüyoruz ve pozitif mi negatif mi diye söylüyoruz. Şimdi bunu söylediğimizde bu gerçekten %100 doğru ve net. Çünkü biz şu anda kullanmış olduğumuz kitte Dünya Sağlık Örgütü'nün de biraz önce söylediğim gibi altın standart dediği iki geni her ikisini içeren bir kit kullanıyoruz. Evet. Burada işte N proteini ve bu RNA bağımlı RNA polimeraz enzim genini içeren virüs eğer bu
almış olduğunuz sürüntü de mevcutsa biz bunu kaçırmamız imkansız. Bunu kesinlikle tespit ediyoruz. Ve hatta şöyle, viral yükün çok düşük olduğu ve taşıyıcı olduğu hastalarımızda da bunları yakalayabiliyoruz. Ha, bunu ne kadar sürede yakalayabiliyor, yani ne kadar zamanda tespit edebiliyoruz? Biz bunları, hasta bize geldi, çalıştık, bütün işlemlerin yapılması yani 2-2,5 saat sürüyor. Ama şöyle söylemek istiyorum, tabii ki bu sürenin e-nabıza düşmesi bizim sloganımız da aynı şekilde, aynı gün verdiğiniz evet. aynı gün sonucu evet. alabilecek şekilde sonuçlarımızı verebiliyoruz. Ve gerçekten bu konuda laboratuvarımızda kullanmış olduğumuz kit ve cihazlarla çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani güvenilirliği konusunda da bu konuda fikrinizi almış ve evet. hastalarımıza da iletmiş olduk. Hem testleri yaptığımızdan hem ne kadar sürede sonuç verdiğimizden hem de güvenilirliğinden yola çıkmış olduk. Verdiğimiz katkılardan dolayı size de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, şimdi de Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiremiz Gülhan Seçilmiş yanımızda. Hemen kendisine dönüyorum. Hoş geldiniz Merhaba. Diyorum Gülhan Hanım. Ve COVID-19 sürecinde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çok faydalı bilgilerle çalışanlar ve hastalar için çalışmalar gerçekleştirdiniz. Kısaca bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki, çok teşekkürler. Şimdi tüm dünyada olduğu gibi biz de bu sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Her gün yeni bir bilgi, değişen tanı ve daha doğrusu güncellenen tanı ve tedavi yöntemleri oluyor. Bizler de bu yöntemleri kendi bünyemizde uyguladığımız şekilde düzenleyerek, değiştirerek bir aksiyon planı oluşturuyoruz. Avrasya Hastanesi olarak biz kişisel koruyucu ekipmanlarımızı genişlettik. Hemen tüm çalışanlarımızı hızlıca bilgilendirdik, eğitimler planladık. Bu eğitimleri yine tamamen güvenli ortamlarda, sosyal mesafeye uyarak ya da online şeklinde düzenledik. Ve böylece hastalarımıza daha yararlı, daha bilgili olmaya çalıştık. Peki sormak istiyoruz, hemşiremize soralım. Bu süreçte aileler hep tedirgin, tabii ki sizleri merak ettiler, işte bulaşma riskleriyle karşı karşıya olduğunuzu düşünerekten. Sizlerin ailelerinin tepkileri nedir? Şimdi bu tedavi sürecinde bizler son derece tedbirli davranıyoruz. Ve eğitimli ve donanımlı olduğumuz için korkmuyoruz. Bu işi biz biliyoruz. Bu işi uzmanlar yapacak ve biz de mesleğimizde uzmanız. O yüzden yani gerekli tedbirleri aldıktan sonra ne kadar alırsak alalım tabii ki ailelerimiz de huzursuz ve tedirgin. Ama dediğim gibi burası hastane evet. Ve biz tecrübeli bir ekibiz. Teşekkür ediyoruz. Buradan da sağlık çalışanlarının ailelerine dileğimiz evet, olsun. Rahatlatmış onlara bu konuda da gerekli donanımlarıyla, tecrübeleriyle kontrolü sağladığımızı belirtmiş olduk. Evet, bu bizim işimiz. Zaten görevlerimiz var belli. Ama tüm halkımızın sorumluluğu var. Evet. Lütfen evde kalın. Teşekkür ediyoruz Gülen hemşiremize, enfeksiyon kontrol hemşiremiz. Kadir Hocam, izleyenlerimize sizin söylemek istediğiniz son olarak bir mesajınız varsa onu almak isterim. Burada bireysel olarak üzerimize çok fazla görev düşüyor. Bireysel görev de şu, korunmak. Gülen hemşirenin söylediği gibi evde kalmak, mümkün olduğu kadar temastan uzak kalmak, el temizliğine, el hijyenine, kişisel hijyenimize çok dikkat etmek çok önemli. Berna Hanım'ın söylediği gibi bu hastalıktan en iyi korunma, en iyi tedavi korunmak, hasta olmamak. Hasta olmamak için her türlü gayreti göstereceğiz. Umarım kimse bundan sonra başka kimse hasta olmadan kurtuluruz. Bu dert de biter. Teşekkür ediyoruz sizlere yaptığınız tüm çalışmalara. Evet, Suzan Hocam, sizin izleyenlere varsa mesajınız son olarak sizin mesajınızı almak isteriz. Ben de bize gelen danışanlara ve hatta tüm halkımıza şunu söylemek istiyorum. Şimdi insanlar kendilerini iyi hissettikleri için taşıyıcı olabileceklerini hiç düşünmüyorlar. Yani sağlıklı olduklarını düşündükleri halde
Bizler de, bize danışanlar, ya benim hiçbir şeyim yok dedi diyen birçok insanın aslında PCR testinin, yani COVID-19 testinin pozitif çıktığını da görüyoruz. Biz tabii bunu pozitif olarak söylediğimizde kişi ama benim hiçbir şeyim yok deyip kendini savunuyor. Ama şunu da söyleyeyim istiyorum. Şu anda mevcut olan bu virüsün ya illa çok kötü bir yani şikayetler, enfeksiyon yapmadan da taşıyıcı konumunda olabileceğini bir kere halkımızın bilmesi ve bundan dolayı biraz önce söylendiği gibi evde evet kalmaya çalışacağız ama diyelim ki evde kalmıyorsak da evet. Gerçekten bir laboratuvar yine uygun, güvenilir, hızlı şekilde çalışabilecek bir laboratuvara gidip taşıyıcı olup olmadıklarını da kontrol etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu PCR testini yaptırdık. Hatta şunu da önermek istiyorum ben. Şimdi COVID-19 testi yapıldı, taşıyıcı oldu ya da pozitif oldu. Bu enfeksiyonu geçirdi. Benim önerim şu. Bu enfeksiyonu geçirdikten yaklaşık 2-3 hafta sonra bununla ilgili yani COVID-19, IgG, IgM, antikor testlerinin de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Halkımız şunu düşünüyor. Yani biz de tabii ki bu virüs yeni olduğu için tanımadığımız yeni artık yaşadıkça öğreniyoruz. Ne oluyor? Antikor eğer vücudu enfeksiyon olmasına rağmen eğer antikor oluşmadıysa ikinci kez geçirme şansı da mevcut. Doğal olarak benim önerim evet bir PCR testi yapılması gerekiyor. Taşıyıcı olup olmadığımızı görmek adına. İkincisi de eğer COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş, izolasyonu olmuş ve bu izolasyondan sonra negatifliği olmasına rağmen yine de bir antikor testi yapıp pozitiflik ve negatifliğini tespit edip ona göre bir rahatlık. Bunda da yine rahat olmamamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü şunlar da yine bilinmiyor. Bu antikor testinin de bana göre ayda bir ya da 3 ayda bir. Evet. Acaba bu antikor düzeyi aynı şekilde devam ediyor mu onu kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü ikinci kez enfeksiyon geçiren, COVID-19 geçiren danışanlarımız, hastalarımız da mevcut. Bu olarak hani çok rahat olmayıp Berna Hanım ya da tüm arkadaşlarımın dediği gibi dikkatli olmamız ve kendimizi korumamız ve çevremizde, sevdiklerimizde korumamız adına elimizden geleni yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Gülen hemşiremizin de izleyenlerimize vermek istediği mesaj varsa son olarak kendisinin de mesajını alalım. Artık slogan oldu. Maske, mesafe, hijyen. Teşekkür ediyoruz. Evet, tekrardan hatırlatalım. Hastanemizin laboratuvarlarında antikor ve PCR testlerimizi hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Kendinizi, sevdiklerinizi ihmal etmeyin diyoruz. Testlerinizi yaptırmanız için sizleri hastanemize davet ediyoruz. Umarız bugün sizlere güzel bilgiler sağlamışızdır ve merak edilenleri yanıtlamışızdır. Hep COVID olmayın dediniz. Biz de şunu söyleyelim. Sizler de hiçbir zaman eksik olmayın diyelim. Gerek sağlık kuruluşları, gerek doktorlarımız ve hemşirelerimiz sizlerde hiçbir zaman eksik olmayın diyelim, iyi ki varsınız diyelim. Bu süreçte gerçekten zorlu bir mücadele verildi. Avrasya Hastaneler grubu da gerek yönetimi, gerek tüm sağlık ekibiyle bu konuda birçok hastaya şifa sundu diyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. İzleyen herkese buradan sonsuz sevgiler. Sağlıkla kalın, kendinize dikkat edin. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti,
Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve COVID-19'la ilgili röportajlarımızı az önce sizlerle paylaştık. Güzel bir konferans gerçekleştirildi Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde. Tabi dijital platformda tüm takipçilere, izleyenlerimize COVID'den korunma yolları ile ilgili bilgiler verildi ve Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinin laboratuvarlarından kıymetli hocamız bizlerle birlikteler. Suzan Hocam neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. Evet, biz biraz önce Avrasya Hospital Laboratuvarı'nda COVID sürecinin başladıktan sonra ilk önce immünokromatografik yöntemlerle bir kart testlerle COVID-19 testini teşhisini yapmaya başlamıştık. Şu anda mevcut olan laboratuvarımızda yaklaşık 1,5-2 aydır PCR laboratuvarını kurduk. PCR laboratuvarında bizler iki gen bölgesine bakarak en geni ve RNA bağımlı RNA polimeraz genini teşhis ederek, yani iki gen bölgesini teşhis ederek gerçekten %100 Dünya Sağlık Örgütü'nün altın standart dediği yöntemle bunu teşhis edebiliyoruz. Ve çok hızlı teşhis ediyoruz. Biz şu anda kullanmış olduğumuz kit ve cihaz ve elemanlar, çünkü şöyle söylemek istiyorum, bir testin doğruluğu o testi alan kişiden çalışan artı o şey için, test için kullanılan kit ve cihaz çok değerlidir. Yani 4-5 ayağı vardır. Şu anda biz Avrasya Hospital olarak bu
parametrelerini hepsini bir araya getirdik. %100 doğruluğunu test ettiğimiz ve sonuçlandırdığımız, kısa zamanda sonuçlandırdığımız PCR testini yapıyoruz. Ayrıca COVID-19 IgG ve IgM olarak, kantitatif olarak antikorlarını da tespit edebiliyoruz. Burada bazen bize şöyle sorular geliyor. Ben test yaptırıyorum, kanda negatif çıktı ama ben PCR baktırdım, pozitif çıktı. Ben COVID-19 yani korona mıyım, değil miyim diye bize sorular geliyor. Hatta bu konuyla ilgili bazen serzenişler de oluyor açıkçası. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben bize danışanları şunu açıklamak istiyorum. PCR testi birinci basamak. İlk önce biz boğazda, gerçekten boğazda ve burunda eğer COVID-19 virüsünü teşhis edebiliyorsak, o zaman A kısmını, yani birinci basamağı atlamış oluyoruz. Şimdi COVID-19'u pozitifliğini PCR'da teşhis ettik. Ondan sonra bu konuyla ilgili klinisyenlerimiz tedavisini yaptırıyor. Sonraki aşamaya geliyoruz. COVID-19 tedavisi bittikten sonra, izolasyondan ve tedavisinden yaklaşık 2-3 hafta sonra bence bir antikor testi, yani COVID-19 IgG, IgM'ine de bakılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü antikor eğer vücut oluşturmadıysa, o zaman tekrar biz bu virüsle, bu virüs vücudumuza girdiğinde tekrar enfekte olabiliyoruz. Yani tekrar biz korona olabiliyoruz. Yani negatif aldanmasınlar. İlk kesinlikle yaptırdıklarındaki negatif, evet, aldanmasınlar. Antikoruna, evet, aldanmasınlar. Şimdi geçirmiş olmak bir daha geçirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Onun için de lütfen hani bu konuda teşhis için mutlaka laboratuvarda bu hastalıktan yaklaşık işte 2-3 hafta sonra tekrar baktırsınlar. Bir de antikor testinizi yaptırdınız. Antikor testinden sonra 2-3 ayda bir mutlaka tekrarlamak da lazım. Yani antikor düzeyi düşebilir. Ben bazı vakalarda 6 ay sonra negatifleştiğini de gördüm. Doğal olarak yine açıksınız. Yani enfeksiyona açıksınız. Bir de şöyle düşünüyorlar. Şimdi ben enfeksiyonu bitirdim ama taşıyıcı da olabilirim. Şimdi bazen teşhisi koyuyoruz. O yaklaşık işte 10-14 gün izolasyon dönemi oluyor. Geliyor, pozitif çıkıyor. Ama ben diyor izole oldum, bitti diyor. Bitmiyor. Yine biz hastanemizde 36 gün boyunca PCR'ın pozitifliğini yakaladık. Doğal olarak hani bu süreç bizim şu anda yakaladığımız 36. Ama başka insanlarda hani şu anda yeni olan bir virüs olduğu için bilgiler yeni. Doğal olarak net bir bilgi yok. Ama şöyle, negatifliğin süresi uzayabilir. Antikorunuz tekrar negatif olabilir. Yani bundan dolayı da hep dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Bugünkü konumuz koronavirüsten nasıl korunabilirdik? Korunma yolları, tedavi yöntemleriydi. Kadir hocamızdan da dinleyeceğiz. Tedavi yöntemleri nedir? COVID-19'a yakalanmamak için neler yapmalıyız hocam? Ben yoğun bakım doktoruyum. Ve koronavirüsün en kötü tarafıyla yüz yüzeyiz. Ve hastalarımız çok büyük sorun yaşıyorlar yoğun bakımda. Aşırı solunum sıkıntısı, başka sistemlerde yetmezlikler ve ölümcül bir periyot içerisindeler. Ben yoğun bakımdaki süreç açısından söylediğimde, biz onlara destek olmaya, hayatta tutmaya çalışıyoruz. Çünkü yoğun bakımın öncelikli görevi yaşatmaktır. Yaşayan birisini iyileştirebilirsiniz. Hastalarımızı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ve hastanemiz olarak her türlü altyapıya da sahibiz, olanağa sahibiz. Bu hastalıktan korunmak için ben kendi adıma, ben de bir birey olarak ben de korunmalıyım. Kendimi nasıl koruyorum dersem, bir kere bunu
kafamda reddederek, yani bu hastalığın varlığını biliyorum, ölümcül olabileceğini biliyorum, reddediyorum derken bu hastalığın bende hastalık yapmasını istemiyorum. Bir kere moral olarak ona karşı güçlüyüm. Ona karşı korkmuyorum. Ama korkarsam da kendimi koruyacağımı biliyorum. Nasıl? Kendi immün sistemimi, bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalışıyorum. Vitamin desteği almaya çalışıyorum. Bol su içmeye çalışıyorum. Dik durmaya, dirençli olmaya çalışıyorum. Ve moral olarak onun karşısında güçlü olmaya çalışıyorum. Ben bana danışanlara da şunu söylüyorum. Lütfen korkmayın. Ama kendinizi de koruyun. En önemlisi de kalabalık ortamlar. Kalabalık ortamlara girmemek en önemli korunma yöntemi. Ailemizden uzak duramayız, çok zor. İnsan ailesinin içerisinde olmak istiyor. Ama yani bir AVM'ye gitmeyelim. Ne bileyim, toplu kutlamalara katılmayalım. Geçecek bu. Birazcık sabredersek bitecek. Kendimizi koruyalım. Evet, uzak duralım. Uzak duralım yeter. Ama uzak dururken de yani kendimizi de böyle büyük bir panik içerisinde de sokmayalım. Oramızı buramızı yıkamayalım. Kişisel hijyenimize bakalım. Öyle biliyorum ki ben birçok evde eve giren her şey işte dezenfektanlarla siliniyor, dışarıda tutuluyor, üst baş biraz siliniyor. Abartmaya hiç gerek yok. Temiz olalım yeterli. Yeterli temizlik yeterli ve yeterli psikolojik güç yeterli. Ben böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Kadir Hocam. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, koronavirüsten koruma yollarını Avrasya Hastanemizde Zeytinburnu Yerleşkesi'nde Şifa Kapısı programında sizlerle paylaştık. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi'nin önemli isimlerinden Gönül Dilek bizlerle birlikteler. Gönül Hanım'a sormak istiyoruz. Tabii her programımızda çok da güzel mesajlarla, sorularla hocalarımızı, katılımcılarımızı bilgilendiriyor, yönlendiriyor. Peki hastanemiz Covid ile ilgili gerçekten çok büyük mücadeleler verdi. Kendisi de bu mücadelenin içerisindeki emekçilerden birisi olarak neler söylemek istersiniz efendim? Öncelikle herkese merhabalar diyelim. Yaptığınız yayınlardan dolayı da sizlere teşekkürlerimizi sunalım. Bu gibi güzel bilgileri tüm insanlara yaymamızda çok etkili oluyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyelim. Avrasya Hastaneler grubu olarak hemen hemen neredeyse yaklaşık 2500 üstü ayaktan binin üstünde de yaklaşık binin üstünde de yatarak COVID hastalarını tedavi ettik. Çok güzel sonuçlar aldığımız, tedavilerini başarıyla sonlandırdığımız, yayınlarda da zaten videoda yansıttığımız gibi taburculuk esnasında büyük mutluluk ve gurur yaşadığımız hastalarımız mevcuttu. Öncelikli olarak hem bugün gerek yayında konuk olan hem de onun dışında görev yapan, bu konuda canla başla çalışan tüm hastanemizin doktor ve sağlık çalışanlarına bu konudaki emekleri için tüm hasta ve yakınları adına teşekkür etmiş olalım. Bu konuda hastane yönetimimiz de her zaman sağlık çalışanlarının, sağlık ordusunun diyoruz evet. Biz buna genelde. Değerli yönetim kurulu başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Urlu başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimiz bu süreç boyunca doktorların ve sağlık çalışanlarının yanında oldular. Onlara da buradan teşekkürlerimizi etmek istiyoruz. Bize çok büyük moral verdi çünkü bu. Buradan şunu söylemek istiyoruz. Biz hastanelerimizde PCR testlerimizi, antikor testlerimizi yapmaya başladık. Ve çok hızlı bir şekilde aynı gün test, aynı gün sonuç diyoruz. Hastalar yani eğer en ufak bir belirti hissediyorlarsa kendilerinde, kendilerini ve sevdiklerini kontrol altına almaları için bu testleri yaptırmalarını öneriyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz ki yaşadığımız süreçte kısıtlamalar meydana geldi, işte yasaklar meydana geldi. Bu süreçlerde de hastaların özellikle sağlık konusunda sağlıklarını ihmal etmemelerini her zaman vurguluyoruz zaten. Özellikle kalp olsun, onkoloji olsun bu gibi tedavilerin hiçbir zaman aksatılamayacağını vurguluyoruz. Bu gibi hastalarımızın da ve bunun dışındaki diğer branşlarda da yasak olduğu günlerde de hizmet veriyoruz tabii ki. Aciliyetli durumlarımız da gelişebiliyor. Hastanemiz çünkü 7-24 7-24 hizmet veriyoruz. Hastalarımıza da randevularını SMS yoluyla onlarla paylaşıyoruz. Yasak günlerinde de bunu da buradan duyuralım. Yani yasak var gidemiyorum deyip sağlık problemlerini çok riskli hallere getirmemeleri konusunda
buradan bilgi vermek istiyoruz. COVID hastalarına tabii ki takiplerini, süreçlerini ayaktan ve yatarak gerçekleştiriyoruz. Ancak bu konuda da hastalar hastaneye başvuracakları zaman aman pandemi var hastaneye gitmeyeyim korkusuyla yaklaşabiliyorlar bazen. Durum böyle olunca da bilgilendirmek istiyoruz tabii ki tekrar. Hastanelerimizde COVID servislerimiz hastanemizde ayrı bir blokta mevcut. Yani diğer servislerimizden oldukça uzakta. Ayrı bir blokta hastaların tedavileri gerçekleşmekte. Onun dışında gerekecek her alanda asansöründen tutun polikliniğine kadar her alanda gerekli dezenfekte çalışmalarımız, hijyen kurallarına en üst düzeyde uyum sağlayarak, tüm tedbirlere uyarak hizmet veriyoruz. Bu konuda da hastalarımızın gönlünün rahat olmalarını, bize gönül rahatlığıyla başvurabileceklerini de buradan hatırlatmak istiyoruz. En güvenilir yerler hastaneler. En güvenilir yerler hastaneler diyebiliriz. Çünkü gerekli gerçekten tüm tedbirler alınıyor. Avrasya Hastaneler Grubu olarak da biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi gece gündüz sonuna kadar yapmaktayız. Çünkü her şey vatandaşımız için. Her şey insan için. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz her zaman. Buradan bunu da hatırlatmış olalım. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz yine bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bugün de Avrasya Hastaneler Grubu'nda Zeytinburnu yerleşkesinde Şifa Kapısı programımızı COVID ve koronavirüsle ilgili pandemiyle ilgili bilgiler aldık. Kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ederken siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize size ne diyoruz? Bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, Kanal 58 ekranlarında kalın, sağlıcakla kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu,
ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50